Lider Haber ekranlarının buram buram futbol kokan programı Tam Sağ'dan hepinize merhaba. Milli takım Uluslar Ligi serüvenine başladı. Siyahla beyaz gibiydi. Bir maç Galler karşısında neredeyse yoklar oynadık. Tam tersi İzlanda maçında da sahayı domine eden, göze hoş gelen, bizi futbola doyuran bir milli takım vardı. Süper Lig tekrar başlıyor. Transferlerin ardı arkası kesilmiyor. Olan transferler, olmayan transferler, transfer çalımları derken ligde sular durulmuyor. Konuğum her zamanki gibi Ahmet Karaben ve bugün konuğumuz Türkiye'nin önde gelen teknik adamlarından biri Yılmaz Vural olacak. Yılmaz hocamız tabii ki artık Türkiye'de efsane olmuş hocalarımızdan birisi. Şimdi rejimizde bağlantı kurmaya çalışıyor. Yaşanılan bir teknik aksaklıktan ötürü yayınımıza biraz geç başladık. Biz programımıza devam ederken az sonra Yılmaz hocamızı da canlı yayına alacağız. Sevgili Ahmet'im, nasılsın? Teşekkürler Fahrettin. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Milli takım başladı Uluslar Ligi'ne. Galler maçında bizim burada daha önce eleştirdiğimiz ne varsa Galler maçında biraz onları gördük, izledik. Ama İzlanda maçında işler tam terse döndü. Neler söylemek istersin? Sonra biraz daha tabii spesifik gireceğim konulara. Ya tabii şimdi belirli eksikler vardı. Melih Demiral, Hakan Çalhanoğlu. Bu tür sıkıntılarla Galler maçına çıktık. Artı 10 kişi kalmamız bizim için büyük bir handikap oldu. Netice olarak çok kötü futbol oynamadık işin açıkçası ama tabii İzlanda önünde özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun müthiş 3 golüyle birlikte galip gelmemiz adeta eski kulübüne karşı da nispet yapıyorcasına bir ambiyans bıraktı. Arda Güler'in performansı çok önemliydi. Bunun dışında yine Hakan Çalhanoğlu gerçekten elinden gelen bütün mücadeleyi gösterdi. Netice olarak da galip gelmesini bildi milliler. Tabii istatistiklere de bakıldığında hem topla oynama oranı olsun hem kaleye bulan isabetli şut ve birçok istatistik gelişmeler hep Türkiye lehineydi. Bu anlamda hak ettiğimiz bir galibiyeti de aldık. Grupta da şu an itibariyle lider durumdayız. Bu anlamda başta Montella olmak üzere tüm ekibimizi canı gönülden kutluyorum tabii. Kesinlikle katılıyorum. Tabii Galler kısmı için çok kutlayamıyorum. Evet. Galler maçı tam bir hayal kırıklığıydı. Hatta maç sırasında bir paylaşım yaptım. Yani 40. dakikaya kadar geldiğimizde Türkiye'nin gol beklentisi sıfırdı. Yani bu hiç milli takıma, Türkiye'ye ve bu jenerasyona yakışmayacak bir oyun anlayışı ve istatistik de açıkçası. Tabii İzlanda maçında işler terse döndü. Bunu çokça tartışacağız. Özellikle Yılmaz hocamıza soracağız biraz sonra. Neydi bu aradaki fark diye. Çünkü dediğim gibi yayının başında siyahla beyaz kadar birbirinden farklıydı. İlk maçta daha az topa hakim olan, şut çekmekte bile zorlanan, korneri ikinci yarıda atabilen milli takım varken ikinci maçta İzlanda maçında topa daha çok hakim olan, topla oynamak isteyen bir oyun vardı. Tabi burada klasik 9 numara anlayışı da vardı. Geri dönüş vardı, evet. İzlanda maçında. Biraz enine boyuna onları da konuşacağız. Dilersen Yılmaz hocamız hazırmış. Çok da bekletmeden onu da yayınımıza alalım. Yılmaz hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. İyiyim kardeşim, iyiyim. Ben de uzaktan konuşuyoruz Almanya'da sizinle. Burada tabii maçı izledik. Dolayısıyla biraz evvel sen de söylediğin gibi çok farklı iki maç izledik. Birincisinde oyun anlayışı, sistemi bile farklı. 3-4-1-2 tarzında oynayan, 3-4-2-1 tarzında oynayan bir milli takım. İkincisinde 4-2-3-1 tarzında oynayan bir milli takım. 5 oyuncusu farklı oyuncu ikinci maçta ve ortaya koydukları oyunda birincisine hiç benzemeyen, gayet olumlu, pozisyonu bol ve dolayısıyla 3 gol atmış bir milli takım izledik. Şimdi hocam burada daha spesifik de soracağım da siz çünkü Avrupa Şampiyonası'nı da orada canlı canlı bizzat izlediniz, takip ettiniz Almanya'da. Saha içi, saha dışı bütün dinamiklere fazlasıyla hakimsiniz zaten son durumunda milli takımın. Bu kadar tabii oyuncu tercihi tabii ki fark ettirir ama 3 günde bu kadar oyuncu tercihi miydi bizi değiştiren, bu sadece diziliş anlamında mıydı ki Montella'nın maç sonunda Galler maçındaki tercihlerinin yine doğru olduğunu ima edici açıklaması oldu. Dedi ki Kerem Aktürkoğlu 9 numara gibi bir gol attı ama arkasına 9 numara yazmıyordu, ihtiyaç yoktu dedi. Siz neler söylemek istiyorsunuz? Yani bu kadar 3 günde siyah beyaz nasıl bu kadar fark edebildi? Yani tabii ki oynadığımız rakiplerin de gücü, işte İzlanda gördüğünüz gibi Karadağ yendi. Onun dışında bize kaybetti oldu. Yani takımların da arasında bir güç farkı yok değil.
Yani gördük. İkisi de çok yetenekli oyuncuları olmayan ama disiplinli oynayan. Fizik güçleri üst seviyede ve genelde yan toplarda başarılı takımlar. Görüldüğü üzere bizim takımın oyun tarzı bir kere çok beceriye dayalı. Bunun yanında takım oyunda uygulayabildiklerinde işte görüldüğü gibi çok farklı bir sonuç elde edebilen bir takım görüntüsü derdik. Yani sanırım neden bu olsa gerek. Şimdi Montella tabii başından beri Demirspor'daki Montella'dan beri santrafor oyunu tercih eden bir yapısı var. Gördüğünüz gibi 4-6 diye bir anlayışla oynuyor. İki tane hücum oyuncusunu orta sahaya kadar getiriyor. Ve hücuma çıkıldığında onları hücum oyuncusu gibi kullanmaya çalışıyor. Çok farklı bir anlayış. Ve Türkiye'de bunu uygularken ligde çok başarılı oldu. Çünkü buna tedbir alana kadar, takımlar öğrenene kadar bayağı zaman kaybettiler. Ama milli maçlarda tabii ki turnuva maçları bunlar. Neticede kazanırsanız bir üst tura çıkıyorsunuz. Ama ligde böyle değil tabii. Yani bir süreç istiyor. Dolayısıyla bunu milli takımda da devam ettirdi. Ve genelde santrafor olmayan, daha çok orta sahaya gelip oradan hücuma katılabilen, savunma anlamında oraya kadar gelip orta sahayı kalabalıklaştıran bir mantıkla oynuyordu. Ama ikinci başta bundan vazgeçti. Ve Umut gibi klasik bir santrafor tipini oynatmak durumunda kaldı. Ve sonrasında Umut'u çıkarıp Kerem'i oraya aldıktan sonra, Kenan da sağ tarafta oynadıktan sonra Kerem'in attığı gol ona daha evvel yaptığı şeylerin işte iyiyle gol atacak santrafor oynayan oyuncunun 9 numara olması olmaması da mümkün demek istedi. Ve kendi yine oynattığı oyun tarzını kendisi haklı buldu, oldu. Şimdi kazanınca her şeyi söylemek kolay. Dolayısıyla ikinci maçta bakıldığında hem oyuncu tiplemesi hem oynayan oyuncular oyuna çok katkıda bulundular. Özellikle Arda bu maçta takımın nasıl söylesem yöneten, idare eden lideri konumundaydı. Yani verdiği topu alıyor, oyuncular onu arıyor, ona veriyorlar. Onun futbol anlayışına teslim oldular. Ve o da çok iyi yönetti. Bravo Arda, tebrik ediyorum onu. Ve onda da bir farklılık gördük. Daha çok tek yönlü oynayan bir oyuncu diye hep kritik görürken bu maçta gelip savunabilen, savunmaya da katılabilen bir görüntüsü vardı. O da çok, zaten çok üst seviyede oyuncu olmak istiyorsanız bunun ikisini birlikte yapmak zorundasınız. Arda da bu konuda bayağı geliştirmiş kendini. Tebrik ediyorum buradan. Ve milli takım dolayısıyla iki maçta aldığı 4 puanla şu anda lider olarak yoluna devam ediyor. İnşallah A grubuna çıkacağız. Ben inanıyorum. Çünkü oynadığımız takımlar Veller ve İzlanda'daki iki güçlü takım. Yani bizde onların da lider olma ihtimali olan bir güçleri var diye kabulleniliyordu. Ama gördük ki Galler'le tabii ki önemli bir seyirci kitlesinin önünde oynadık. Dolayısıyla 0-0 berabere biten bir maç olması önemli. Bize gelecekler çünkü. Ve İzlanda'ya da karşısında gördük ki milli takımımız onlar hem oyunsal anlamda hem bireysel anlamda daha güçlü. İzlanda'da yenebilecek kapasitesi olduğunu bize kanıtladı çocuklarımız. Yani büyük ihtimalle bir terslik olmaz. Eğer Montella böyle ispat etmek zorunda hissetmez ve olması gerekenleri yaparsa bu milli takım A grubuna çıkar. Ben şunu sormak istiyorum. Biz de yeri geldi çok tartıştık burada sevgili Ahmet'le. Şimdi yani bu siz de o zaman bu 9 numara ya da işte bir forvet altyapısıyla oynamış bir oyuncunun tercih edilmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz milli takımda? Yani yani futbolda tabii şimdi santrafursuz oyun uygulandığında işte şeyde de bunu yaptı Avrupa Şampiyonası'nda da. Tabii ki hücuma doğru çıkamazsınız ve çoğalamazsınız. Etkili bir oyun tarzı olmuyor. Yani bunu Türkiye'de uygulanırız ama orada olmuyor. Neticede bu topun rakip kaleden içeri girmesi lazım ki maçı kazanabilir olsun. Yani biz oynadığımız o maçlara da bakıldığında çok fazla pozisyon bulamadık. Ne zaman ki Cenk'i soktuk, gol attı. İşte böyle bir hücum oyuncusu kullandığımızda yani insanlar, takımlar oradaki hücum oyuncu sayısını arttırmaya çalışırken
İki tanesiyle daha fazla hücum oyuncusu kullanmaya çalışırken bizde hücum oyuncusu oynamaya gayret ediyor. Yani tabii ki hücum oyuncusu oynayanlar ama fizik olarak bakıldığında genelde çok hareketli oyuncular. Genelde gol bölgesinde fazla kalamıyorlar. Sağa koşuyorlar, sola koşuyorlar. Dolayısıyla klasik bir santrfor tipi. Orada efendim pivot bir santrfor tipi olacak. Alacak topu orta sahanın katılmasını bekleyecek. Onları hücuma sokacak. Onlara boş alan yaratacak. Yani böyle bir oyuncuya ihtiyaç olduğu gerçeği var. Yani Umut örneğin böyle bir tez de var. Yani Türkiye'de hücum oyuncusu bu tarzı oynayacak. Hücum oyuncusu azlığından mı kaynaklanıyor diye düşündürüyor insan yani. Ama bakıldığında bizde de buralarda oynaması olası oyuncular var. Dolayısıyla işte uyguladı, gördü. Sanırım bundan sonra artık o da inatlaşmaz. Kendi bu başından beri, antrenörlük hayatının başından beri uyguladığı bu tarzı milli takımda uygularken biraz düşünmesi lazım. Yani uluslararası boyutta rakibi santrforsuz oyunla çözmek ve ceza sahasının içinde fazla hücum oyuncusunun olmaması sıkıntısı oynadığımız maçlarda ve bundan evvelki maçı sen söyledin arasında dağlar kadar fark olduğunu bir oyuncu tercihi veya oyun tercihini değiştirmesi takımın başarmasında çok önemli bir rol oynadı diye oynanan oyuna bakarak konuşuyorum. Hakikaten böyle oldu. Teşekkür ederim hocam. Şimdi Ahmet'e yavaştan sözü vereyim. İlk başta ben biraz yüklendim hocam ama. Tabii tabii. Ya şimdi Yılmaz hocam benim için çok değerli ve kıymetli bir insan. Ben aslında Yılmaz hocayla alakalı başlığı ne yazsam kaldırır. 7'den 70'e yani mütevazilik desem var, karakter desem var, disiplin desem var, iletişim desem var. Belki bu notu benim hocaya verme gibi zaten bir desturum dahi olamaz ama en azından bu mikrofonu da bize veriyorlarsa ben bu hocama bu sözleri eğer başlangıçta kullanmazsam içim rahat etmez. Çünkü teşekkür ederim Ahmetciğim. Şu çok önemlidir. 94'ten beri aynı telefonunu kullanan, aynı telefon numarasını kullanan bir antrenör var. Bu aslında çok önemli bir mesaj biliyor musun? Ego yapmadan şimdi genç antrenörlere bakıyorum ben. Gölgesi yürürken gölgesine bakıyor. Büyük antrenör 3 galibiyet alıyorlar. Ondan sonra silinip gidiyorlar işte. Başkent gibi önemli bir kulübü küme düşürüyorlar. Yeni antrenörlerden bahsediyorum. Ulaşmak zor, kaprisleri zor, ego tavan. Ama biz yine yeri geldi mi Yılmaz Hoca gibi, Mesut Hoca gibi, Giray Hoca gibi insanlara gebe kalıyoruz demeyelim ama onlara yeri geldiğinde ellerimizi avuşturarak gel bakalım takımı kurtar diyoruz. Neden? Tecrübesinden faydalanmak Yılmaz Hoca gibi antrenörlerde çok önemli. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız hocam ne kadar katılır bilmiyorum ama oyuncu yetiştiremememiz. Her gelen işte federasyon başkanı, kulüp başkanı hep günü kurtarmaya geldikleri için bizim ülke futbolunun en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Bakıyorsunuz altyapıdan oyuncu yetişmiyor. Altyapıdan oyuncu tabii yetişmez çünkü siz genel itibariyle tesisiniz yok. Altyapıya gereken harcamayı yapmıyorsunuz. Hocam alt liglerde de birçok takımda çalışmıştır işte. Tesisleşmeyi biraz sonra anlatsın dinleyelim. Ya da stadyumların biz her zaman işte 15-16 takımdan ibaret sanıyoruz Süper Lig'deki ama işler öyle değil. Bugün çıkan Bodrum Spor'un stadyumu ortada her şeyden önce. Süper Lig'deki bir stada yakışan görüntü var mı? Bence yok. Tesisleşme yok. Durum böyle olunca her gelen federasyon başkanı da altyapıya önem verelim. İşte bakıyorsunuz A ve B lisansını 15 günde veren bir federasyon var. Kardeşim bu 6 yıllık aradaki mesafe nereye gitti? Artık her şeyi biz basitleştirdik, kolaylaştırdık. O yüzden de değerli antrenörlerin Yılmaz Hoca gibi ve Yılmaz Hoca'ya gibi tecrübeli antrenörlerin biz değerini ve kıymetini şu an için belirli spor severler veya hocamın meslektaşları biliyor ama yöneticiler ya da kendini başkan ve yönetici sananlar, hasbelkadar oraya gelenler ama siyasetle, ama ahbap çavuş ilişkileriyle kabullenemiyorlar. Çünkü neden? Genç antrenörlere getiriyorlar. 3 hafta sonra gönderirim diyor. Menajerlerle olan ilişkileri ortada vesaire gibi birçok durum var. Hocam bu sözlerime ne kadar katılır bilmiyorum ama ben başlangıcı bu şekilde yapmak istedim. Programımıza da tekrar katıldığı için Almanya'dan teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum tekrardan hocama. Ahmetciğim senin ismin Ahmet Karaben değil galiba Ahmet Vural. Yani bunları birebir aynı şekilde birebir aynı şekilde her televizyon bağlantısında ve medyaya yapılan her röportajda inan bu söylediklerimizi birebir bak az değil çok değil ifade etmeye çalışıyorum. Yani futbol denilen bu güzel oyun maalesef
eğiticisiz, maalesef tesissiz olmuyor bu işler. Yani dediğin gibi 10 yılda alınması gereken bir diploma 15 günde alınıyorsa olmaz. Yani o gençliğe de yazık ediyoruz. Yani, tamam Türkiye'de skor edebiyatı var ama hiç spor edebiyatı yok. Yani çıkıldığı zaman skor hocalığı var. Spor hocalığı yok. Yani bakıyorsun eğer kazandıysa bu iyi antrenör hemen milli takımlarda güncelleşiyor, ismi geçiyor. Bir müddet sonra bakıyorsunuz bu çok önemsediğimiz antrenör tipleri maalesef pazarın içinde kaybolup gidiyorlar orada. Zaman kaybediyor Türk futbolu. Biraz evvel dediğim gibi bu ülkede 7-17 yaşında 21 milyona yakın okula giden çocuğumuz var ya. Yani. Dinamizm ortada. Yani siz bu çocuklara tesis oluşturabilseniz, bunları eğitici başlarına koyabilseniz, kulüpler de bu konuda, ekonomileri de olsun, idarecilikleri olsun katılabilseler, bu 21 milyondan ne futbolcular çıktılar, ne futbolcular. Bakın, bugün Allah aşkına Kerem nereden geldi ya? Erzincan Spor'dan. İsmail Yüksek nereden geldi? Gölcük Spor'dan. Ya Türkiye Ligi'nin aslında altyapısı 2. ve 3. ligde. Ben geçen sene hayatımda ilk defa Menemen Spor'da bir 2. lig takımında görev aldım. Ve inanın 1950 senesinde kalma statlarda 11 kişi zor giriyor soyunma odasına. Ve rezalet zeminlerde siz futbol oynuyorsunuz. Ve kimsenin haberi yok bundan. Yani burada ne oluyor, ne bitiyor? Bu kulüplerin hiçbirinin, bırakın orayı en yukarısına kadar kulübün kasasını açtığınızda içinde bir kuruş para yok. Hep taşıma suyuyla değirmen döndürülüyor. Artık bizim yönetici tiplemesinin değişmesi lazım. Yalnız siyasi ve ticari amaçlarını yerine getiren arkadaşların yöneticiliği seçmesi tamam, teşekkür ederiz onlara. Ama sportif bakışları yok. Dolayısıyla popülerite lazım onlara. Belediye başkanı olacak, siyasetçi olacak, yukarı siyasetçilere yakın olacak, ihale alacak. Yani kendi popülaritelerini kazanıp kendi çıkarlarını oluşturduktan sonra bakın geride kalana rezil bir kulüp bırakılıyor. Maddi anlamda dibi bulmuş, artık gelip birilerinin o konuyu çözmesi mümkün olmayan, ya yazık değil mi Bursa Spor yok olmak üzere. Eskişehir Spor piyasada yok. Yani Türkiye'nin hocam, üst seviyede takımlarının bakıyorsun. Araya girdiğim gibi olama balık baştan kokuyor. Her gelen federasyon başkanı hiç fark etmez. Bir önceki de dahil, mevcut şu anki başkan da dahil. Yerli oyunculara işte destek verelim. Yabancı sınırlaması şu olsun, bu olsun. Ama şimdi adama sorarlar o zaman. Bu Hiddink'i kim getirdi? Bu Kunsu kim getirdi? Bu işte Montello'yu kim getirdi? Sen eğer kendi değerlerine antrenör olarak A milli takımın başına yerliyi getiremezsen o zaman kulüp başkanlarından ve yöneticilerden de veya bu işe gönül verenlerden de çok bir şey bekleyemezsin. İlk önce vecibelerini sen doğru yap. Oraya 85 milyonluk ülkede bir tane yerli antrenörü bulamıyorsan, sadece Almanya'da U19 bravo, takımında bravo, altyapıda çalışmış bir adamı getiriyorsan ki, eğer Almansa hocamın da Almancası var. Eğer akademisyenlikse yani, en üst okulunu bitirmiş Almanya'da. Getir, niye getirmiyorsun? Cesaret edemiyorsun çünkü. Amacın ne? Günü kurtarmak. Günü kurtarmak olduğu için evet, evet, yeni yüzler arıyorsun. İşler iyi gitmezse ihaleyi hocaya bırakacaksın. İyi giderse işte çıkacak Hamit Altıntop ya da Büyük Ekşi tribünlere el sallayacak. Öyle yağmur yok. Kimse kusura bakmasın. Yani, Türk futbolunun... Evet hocam. Ahmetciğim, geçen gün bundan 3-4 ay evveldi galiba Türkiye yeni yüzyılda gençlik ve spor teması vardı bir televizyon kanalında. Orada da konuk olarak Hamit Altıntop, başka kim vardı? Cüneyt Çakır, efendime söyleyeyim, Abdülkadir Ömür, işte bizi de aspekte çağırmışlar. Bir de başka kim vardı? Mustafa hocamız vardı. Hocamıza sordular. Aykut yönetiyor oturumu ve karşımızda büyük takım başkanları, spor bakanımız, efendim, federasyon başkanımız, bütün herkes izliyor. Canlı yayın. Soruldu hocama, denildi ki Mustafa hocama, işte altyapı nedir Türkiye'de, niye yetenek yetişmiyor? Hocam kendi görgüsünü anlattı. Kendi fikirlerini söyledi. Ve ikinci olarak Hamit Altıntop'a soru soruldu. Devam edin. Yani ne oluyor? Sizin fikriniz ne der gibi. Ben dedim bir dakika lütfen konuyu uzatmayalım. Bu gençliğin yetişmesi için bir tesisleşme var mı? Yok. Ekonomisi var mı? Yok. Eğiticisi var mı? Yok. Yani ne yeteneğinden bahsediyorsunuz? Bir tek Arda'nın dışında birkaç tane daha kardeşimiz var. Bunların dışında koskoca 85 milyonluk, 21 milyon 7-17 yaşında çocuğu olan bir ülkede yani
Bunu niye tartışıyoruz dedim. Bakın karşımızda büyük takımların hepsi orada duruyor. Size şimdi sesleniyorum. Ya yüz küsür senelik takımlarsınız. Büyüklük denilince havanızdan geçilmiyor. Ya Galatasaray Florya'da üçgen bir sahada. Beşiktaş Fulya'da rezil bir halı sahada. 6'dan 19'a kadar bütün çocuklar orada. Fenerbahçe'nin bir Fikirtepe'de bir de dere ağzında bir halı sahası var. Siz dedim buralardan üst seviyede oyuncu yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Allah aşkına dedim ya. İstanbul 100 sene evvel bomboştu. Buradan 400 dönüm şimdi yer isteğim veriyorlar size. Ve siz bu sahalara kendi malınızı üretecek bir oluşum oluşturamamışsınız. Geliyorsunuz, popülariteyi yapıyor başkanlar, gidiyor, fabrikasını kuruyor, bilmem nesini yapıyor, hadi eyvallah, arkadakine enkaz bırakıp devam edip duruyor. Bakın, eğer şirket olsa bunların hepsi kapanmak zorunda ya. Yani böyle bir bilanço mu olur? Hep zarar, zarar, zarar. Hocam yani, sporun içinden gelen başkan yaptım. Yok, sıkıntı orada. Sporun içinden gelmiyorlar. Yani. İş adamları oturmuşlar, anlatabiliyor muyum? Sıkıntı buradan evet. Kaynaklanıyor. Yani sporun sonra içinden... döndüm şeye. Evet, şeye döndüm Ahmet, Amit aldım topu. Dedim Amit, yabancı hocayı hangi tezden getirdiniz? Ha şu tez olsa gerek, Türk hocadan daha iyi biliyor, yabancı dili var, Avrupa kültürünü biliyor, biz de bunlarla yarışıyoruz. E bir ya, ikinci soru dedim şimdi, federasyon olarak da buradasınız başkanım dedim. Ya bu antrenörleri ben mi yetiştiriyorum? 1000'e yakın teknik direktör var Türkiye'de. Siz eğer 1000 kişiden bir tane Türk milli takımı yönetecek, uluslararası boyutta Türkiye'yi temsil edecek bir antrenör yetiştirmediyseniz, bu antrenörün kabahatidir kardeşim, yetiştiren sensin. Yani bakın kamikaze yapıyorsunuz, kendi kendinizi çürütüyorsunuz. Binlerce teknik direktör yetiştirdiğiniz ülkede siz bir tane Montella ayarında birisini bulup da bu takımın başına getiremiyorsunuz. Teziniz de Türk antrenörü yetişmedi diye. Yetiştiren kim kardeşim? Bir kendinizi sorgulayın biraz. Yani görüldüğü üzere böyle bir orta oyunu oynanıyor. Yani futbolu biz çok kötü kullanıyoruz. Futbol çok güzel bir... Yani biz futbolu spor diye bakmayalım arkadaşlar. Bu çok önemli, sosyal bir olay yönetimi. Bakın o stadyuma gelen seyirci profiline, profesöründen tut da iş adamından da holding sahibine kadar, sağcı soldu muhafazakar, inançlı, inançsız, farklı inançları olan insanları bir yere getiriyorsunuz ve hepsi birisi bir takım hakkında birlikte tepki verebiliyorlar. Yani bu kadar birleştiren, bu kadar sosyal tabanı olan bir iş yapıyorsunuz. Bakın bu vatandaşlar sahanın dışına çıksınlar maçtan sonra, kimliklerine geri dönerler, dışarıda kendi kimliğine ters bir şey olsa kavga ederler. Biraz evvel sarıldığı adamlar. Yani futbol böyle bir şey. Bunu çok basit görmeyelim lütfen. Dolayısıyla o halkın, o ülkenin bütün kesiminin, insanların birlikte bir olaya destek verdiği bir alan burası. Böyle önemli bir olay. Yani burada Allah aşkına ya. Dün futbolu bırakıp bugün antrenör yaparsanız bu çocukları. Bunlar futbola ne kadar şey, İngiltere Ligi'nin kalitesini bekliyor insanlar. Sen bu antrenör tipiyle mi bunu yapacaksın? Yani futbol oynamış olmakla oynatmak arasında dağlar kadar fark var ya. Birisi öğrenilebilir bir boyutu var yani. Antrenörlüğü. Ha, kim öğretiyor size? Ne öğretiyor? Nasıl oluyor bu iş? Sen, o bilgiyle sen Türk takımlarını nasıl yöneteceksin? Ondan sonra tabii yabancıya müracaat ediyorsun. Bakın ben bir şey söyleyeyim en son. 86 senesinde Malatya Spor'un antrenörüyüm. Beşiktaş'ı yendik. Galatasaray 14 sene sonra şampiyon oldu. Avarajla. Beşiktaş son iki maçında birini kazansa şampiyon olacak. Birini bize kaybetti. Birisi de Denizli Spor'la oynuyor. 40 küsur metre Erol topa vurdu. Üst direk falan. Böyle oldu. Galatasaray son iki maçını kazandı. Yupp Derwall takımın başında ve Galatasaray şampiyon oldu. Ve Yupp Derwall görevini tamamladı. Türkiye'den gidiyor. Gelirken bir 10 bin kişi karşılıyoruz bunları. Giderken de 5 kişi vardı. Biri bendim. Dedim baba ne öğrendin Türkiye'de? Ya Yılmaz dedi. O zaman 60'lı yaşlarda biz de 30'lu yaşlardayız. Yılmaz dedi. Bu ülkede başarılı olan dünyanın her yerinde olur evladım. Dedim bunu bir açsana bana. Ne demek istedin? Bizim dedi Avrupa'daki mantık şudur. Önce iş gelir sonra insan. Sizde önce insan geliyor sonra iş. Bu çok büyük bir fark. Biz bunu anlayana kadar zaman kaybediyoruz. Vaktaki anladık. Bu sefer bakıyoruz karşımızdaki insan profili hiç bizim insan profiline benzemiyor. İnanıştan etkileniyor, milli duyguları farklı, ekonomileri farklı, sosyoekonomik yapısı farklı, aile yapısı farklı. Bu insanla oynanan bir oyun. Dolayısıyla siz bu insanı tanıyana ve çözene kadar
maalesef çok zaman kaybediyorsunuz. Yani Türkiye yabancı antrenör konusunda daha dikkatli olmalı dedi. Tabii ki globalleşmiş dünyada artık yabancı Türk bu işi iyi yapan insanlar olsun. Fakat koskoca Mourinho bile, değil mi? Herif bir kere Avrupa şampiyonu olmadı. Bir kere Premier Lig şampiyonu olmadı. Birkaç kere oldu. Ve bu kadar başarılı bir adam neredeyse Türkiye'de bir berabere kalınca aa bu işi bilmiyor galiba mantığına gidiyorlar. Yani maalesef bizde otoriteye saygı yok, bilgiye saygı yok. Profesyonel yöneticilerle çalışmıyorsunuz, sabır yok. Ya Adıyaman Spor bundan birkaç sene evvel ne kadar 60 küsur hoca değiştirdi ya. Ya kimse buna dur demiyor. Kural koymuş kulübe sınırsız antrenör iki kere ya. Tam tersini yap kardeşim. Kulüp seçiyor antrenörü. Kimse silah çekip de beni al demiyor. Yani dolayısıyla sen kulübü eğer sınırlı bir antrenör sayısıyla yasaklarla bir şey çözülmez ama tam tersini yaptırın varsa o zaman alo ile antrenör almazsın kardeşim. Alo der, sana alo dediklerinde peki efendim demezsin yani. Yani biz de maalesef futbolu çok kötü kullanıyoruz. Ve inanın muhabbeti ilgilendiriyor insanları. Ama bakın dergi konusunda dünyada en iyi dergileri oynuyoruz. Havası anlamında, öncesi anlamında. Ama oyun anlamında bakıldığında böyle dergi mi olur ya? Türkiye'de oynanmış insanları mutlu eden bir dergi görmedim. Ben seyretmedim ya. Hep kavga, gürültü, kıyamet kopuyor. O hakem onu çarptı, bu bilmem ne oldu. İşin dedikodu boyutu bizi daha çok ilgilendiriyor. En iyi derbiden sonra aç televizyonu, geç İngiltere Ligi'nden bir vasat bir maçı seyret. Başka bir şey oynanıyor. Temposuyla, hakemiyle, oyuncusuyla, oynama anlayışıyla başka bir şey oynuyor. Biz bu seviyeye nasıl geleceğiz ya? Hala statlara %5 seyirci alınması bilmem ne. Ya millet terk etmiyor diyor. Herkes maçı seyrediyor. Bu sınırlar niye var ya? Yani medeniyetin olduğu yerde böyle bir sınırlama mı olur Allah aşkına ya? Yani konuşmaktan başka bir şey yapmıyoruz Ahmetciğim. Ve bu ülke futbolunu yöneten arkadaşlarımıza buradan söylüyorum. Siz eğer Türkiye'deki Futbol Federasyonu'nun bu özel yapısını geri getirmezseniz, bir yarışın içinde birkaç kişi birden yarışmıyorsa, projeler yarışmıyorsa, sırf işte siyasetin işaret ettiği insan buraya gelecekse, ya kimseyi kaldırmıyor. Kaldırın bu özel yapıyı. Deyin ki bunlar yönetiyor. Bakın ben sana söylüyorum Allah aşkına ben 36 seneden 38 seneden beri üst seviyede takım yönetiyorum. 31 tane takım çalışıyorum çünkü. Bu ayıp ya. İstikrarı olmayan bir lig var. Yani bu bizim kabahatimiz değil ki. Gidiyorsunuz bir yere 3 gün sonra görevine son veriyor. Birisi 10 gün sonra görevine son veriyor. Birisinde 2 sene çalışıyorum. Birisinde bilmem ne. Allah aşkına kim diyor? Ben sana söylüyorum abi. Türk futbolu kim idare ediyor? Allah aşkına cevap verir misin ben? Kim idare ediyor? Siyaset mi? Kulüpler mi? Federasyon mu? En etkili olacak kesim federasyon olması lazım. Federasyon sinerji gibi ya. Alacağı kararları başkasıyla bölüşmek zorunda. Bakın kulüpler bir toplandı. Dedi ki ya bizim elimizde çok yabancı var. Şunu 14'e çıkarır. 14'e çıktı. Ya bu çocuk oyuncağını 2'de bir 14, 11, 11 artı 1. Şimdi bakın 11 yabancı oyuncu oynama müsaadesi var. Bir tanesi bekliyor. Şimdi 4 tane daha katıldı buna. Pardon 14'e 3 tane daha katıldı. E ne olacak şimdi ben kulüpleri memnun ettim. Doğru mu bu? Milli takımı ondan sonra niye kaybetti? Ya 11 yabancının oynadığı yerde ben nereden oyuncu seçeceğim? Hem uluslararası boyutta bir yarışın içinde olmak istiyorsan. Ya bunu yok mu bu federasyonun bir teknokrat grubu? Yani federasyonlar değişse bile bu insanlar gelen insanlar çünkü gelenlerin hiçbiri futboldan gelmiyor ki ya. Bir Şenez Erzik gelmiş bir de Hasan Bey Trabzonlu işte bir dönem federasyon başkanı soyadı Rurut'tu. Onun dışında bunlar top oynamış, onun dışında futbol oynayan yok aralarında. İş adamı, gazeteci, bir şeyci, yani folding sahibi, fabrikatör. Yani olur mu kardeşim? Futbol özel insanların olduğu bir alan. Burada eğitilmiş insanlar gerekiyor. Hiç ben futbolun başından gelip de biz Hamit Altıntop'tan çok şey bekledik. Ama Hamit tuttu en son söylediği laf söylenecek bir laf mı ya? Türk futbolunun benim ihtiyacım yok, onun bana ihtiyacı var. Yani böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir laf söylenir mi yani? Bu çok. Yani tamam bir heyecanla belki başka şey ifade etmek istedi ama yani söylediği lafı düz dinleyen, düz değerlendiren birisi için onur kırıcı bir laf. Ben işte Avrupa Şampiyonası'na sıralama geldik. 70 bin kişi yuhaladı onu bu söyleminden dolayı. Yani böyle şeyler olmaz. Bakın futboldan gelen arkadaşımızdan biz Fatih Hocam'a bir dönem mesela
teknik, futbolun teknik işte başına geldi. Yani federasyon başkanından çok yetkisi vardı. Tamam dedik, şimdi burada bir şeyler değişti. Bir şey değişmedi. Olmuyor yani. Ya kardeşim bakın çok zor değil. Türkiye bu saydığım kurumlardan hangisi yönetecekse saygım var. Siyaset mi yönetecek? Yönet kardeşim. Biz de bilelim ki sen yönetiyorsun. Eksiğini fazlanı seninle tartışalım. Veya kulüpler mi yönetecek? Alın malınızı yönetin kardeşim. Kendi kulüplerinizi yönetemiyorsunuz siz. Dünya borç içinde yüzüyorsunuz. Siz kendi kulüplerinizi yönetecek mi? Türk futbolunu nasıl yönetecek? Hadi federasyon. Federasyon da işte gelen arkadaşlarımızın birinizin fabrikası, birinizin müşterisi var. Ya sen 10 bin kişilik fabrika yönetirsin kardeşim. Ve sonucunda planladığın üretime varırsın. Ama futbol böyle bir şey değil. İnsanla yapılıyor. Dolayısıyla başarılı olman çok kolay değil. Futbol insanı çok farklı. Dolayısıyla özel insanlar bunlar. Seçilmiş insanlar. Bunları yönetmek kolay bir şey değil yani. Dolayısıyla arkadaşlarım, bir Türkiye önce şuna karar verecek. Balık baştan kokar dedin ya. Kimin Türk futbolunu yöneteceğine bir karar verecekler herhalde. Siyasetten benim bir ricam var. Devletimiz tabii ki hiçbir şeyin dışında kalamaz. Bu işin tesisleşmesi, bu işin eğitim boyutu. Yani devletimiz bunları başarıyla yapar. Ama devletimiz eğer futbol idaresine karışırsa, devletimizin o kadar çok idare etmesi gereken bir konu var ki buraya zamanı kalmadı. Bıraksın burayı uzman insanlara teslim etsin. Desin ki ben kusura bakmayın bu işin içinde yokum. Ben de bana ihtiyacınız olduğunda söyleyin. Nerede katılacaklar? Size destek verelim. Devlet bu boyutunda olmalı işin. Ama devlet bu işin yönetme boyutuna girdiği zaman doğru değil ya. Saçmalık olur. Yani herkes kendi mecrasında kalır. Yani bilmediğiniz bir konu yönetmeye kalkarsanız işte böyle olur yani. Olmaz ya. O yüzden arkadaşlarım bu iş aslında çok zor değil. Bakın biz kimlerle yarışıyoruz? İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya. Bunlar ne yapıyorsa yapın aynısını kardeşim, bu kadar basit ya. Bunlar nasıl yönetiliyorsa, bunlar nasıl kulüpleşiyorsa. Ya bakın benim oğlum 12 yaşındaydı, 2 seneden beri Almanya'ya getirdim. Sırf burada futbol eğitimi alsın diye, çok yetenekli. Sırf burada gelsin farklı bir kültürün içerisinde. Yabancı dil öğrensin ve uluslararası boyutta bir oynayacak pozisyona gelebilmesi mümkün olsun. Ya benim ülkemde niye benim oğlumu gelişimini sağlayacak bir kulüp yok? Bakın bütün büyük kulüplerin size tesis imkanını söyledim. Ha bunu yapan Altın Ordu vardı. Herkes destek vermeye çalışıyor. O da yoruldu Mehmet Bey. Çünkü kolay değil. Kendi başına yapıyor. Maddi manevi. Öbür tarafta birkaç işte Bursa Spor, Trabzon Spor, bir iki tane daha böyle altyapıda hakikaten doğru çalışmalar yapmış kulüplerimiz yok değil. Ama hepsi bu kadar. Yani saysan bir elin beş parmağı kadar değil yani. Yani yazık, günah. Korkunç bir dinamizm var mümkün. Bu çocuklar bir gün bunlara soracaklar. Ya biz dünyanın en lokum mesleğini siz bizlere sunmadınız. Yabancı gençliğe sunuyorsunuz. Biz bu tesisleri onlar için de spor yapsın diye mi yaptık? Biz bu ekonomiyi yabancı kardeşlerimize meslek sahibi edelim diye mi yaptık ya? Yani ben kafatasçı bir zihniyetle konuşmuyorum. Bakın Almanya'da yaşıyorum. Burada eğitildim. Türkiye'de ben bir şey yapmadım. Yani üniversiteyi bitirdim. Geldim buranın üniversitesine. Buranın bütün antrenör kurslarını yaptım. Belki yaptığım eğitimi Almanya'da 5 tane Alman yapmamıştır. Ve Türkiye'nin bize verdiği değere bakın yani. Yani tırmalayıp duruyorsunuz. Ya gelin bakalım, gidin bu takımlarla siz şampiyon yapın da görelim nasıl şampiyon olacaklar. Sorunları çıkmış en üst seviyede konuşup duruyorsunuz yani. Yani bu aklın yolu bir ya. En sonunda bu işleri yapmak zorunda kalacağız ama çok zaman kaybediyoruz. Çok zaman kaybediyoruz. Vallahi hocam. Ben bu ara tabii bu ara bir küçük bir parantez içinde ayın 12'sinde saat 3.30'da Hristat Doğan'ın Köln'deki Münyersef stadında cenaze töreni olacak. İşte Türkiye'den de protokol gelecek galiba. Ben de buradayım. Ona katılacağız. Buradan Hristat Doğan'ı ailesine ve tıp ocağına yatırır. Başın sağ olsun diyelim. Hakikaten Türkiye'yi seven, Türkleri seven, hakikaten Türkiye'de çok başarılı olmuş bir kardeşimiz. Benim de okul arkadaşımdır. Orada olacağım inşallah. Onu bekliyorum zaten. Onu da söylemiş olayım. Ben de tam aslında buradan ona girecektim hocam. Yani milli takımımızdaki hem gurbetçi oyuncu sayısına değinecektim. Buradan bir de tam Allah rahmet eylesin diyelim. Tabii Christoph Daum'un vefatıyla ilgili zamanında aynı dönemlerde burada Türkiye'de görev yaptığınızda tatlı atışmalarınız da vardı. Sizin hatta benim de Alman pasaportum var cümleniz hala da dilden dile dolaşıyor.
Bitmedi çünkü hala yabancı hoca gelişleri, milli takım başta olmak üzere. Tabii onunla beraber yayın başına yine dile getirmiştik. İşte Köln Akademisi'nden aynı dönemde bitirdiniz ve daha yüksek bir puanla bitirdiniz. Hep dilden dile anlatılır. Antrenörlük kurslarında, teknik adamlık kurslarında, altyapılarda. O yüzden hani bir tatlı rekabetiniz de vardı, samimiyetiniz de vardı. Onunla ilgili de görüşlerinizi alacaktım. Güzel oldu. Siz de katılabilecek misiniz cenazeye? Tabii tabii gideceğiz yani. Son görevimizi yapalım kardeşim. Yani pis lanet hastalıktan başına geldi ve çok uzun sürmedi maalesef yaşamı. Allah affetsin kiradan. Ne diyelim? Şimdi hocam biraz da lige dönecek olursak, geçen sene biliyorsunuz iki takım aldı başını gitti. Bir kopma yaşandı. Uçurum açıldı. Bu sene baktığımızda evet ekonomik olarak uçurum daha da fazla açılmış olmasına rağmen şimdi ligin başına bakıyoruz. Aslında burada sorumu iki perdeye ayırıyorum. Birinci perdesi son bir haftaki transfer sürecine kadar yine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aşırı derecede geniş ve kaliteli kadrosu vardı. Buna Beşiktaş'ta yaptığı transferlerle dahil oldu. Trabzon'un yaptığı 9-10 tane transfer var bu noktada. Başakşehir geliyor alttan. Hangisi favori diye soracaktım ama tabii son bir haftadır yaşanan transfer gelişmelerinden sonra geniş kadrosu olan Galatasaray bir anda forvet hattında çok kaliteli ve geniş bir forvet hattına ama geri kalan yerlerde mevkiyi adam bulmakta zorlanır bir hale geldi. Hem bu transfer süreci için neler söylemek istersiniz hem de bu sezon için favori kimi görüyorsunuz açıkçası hocam? Yani ben Beşiktaş'ı şöyle görüyorum. Bir kere Beşiktaş takımının şu andaki başarısı ve doğru gidişi Sayın Başkan Hasan Arat'ın hakikaten Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a verdiği görevdir. Bakın bir tanesi Türkiye liglerinde en fazla maç yönetmiş antrenörlerden bir tanesi. Hep gençlere şans vermiş bir Samet Aybaba. Profesyonel olarak sportif anlamda sorumlu. Feyyaz Uçar da yönetimsel anlamda yönetimin içine girmiş oldu ve bunların sanırım bu oluşumda büyük katkıları var diye düşünüyorum. Ve bakıyorum yapılan transferlere çok nokta doğru oyuncular alınıyor ve takım içerisindeki temizlik doğru yapılıyor. Dolayısıyla antrenöre çok problemsiz bir takım oluşturulmaya çalışılıyor. Sanırım birlikte çalışıyorlardır diye düşünüyorum. Ve bunu sırf gelen antrenör arkadaşım basarımsız diye değerlendirecek yanlış olur. Yani ona başarılı olmasına çok güzel bir kadro oluşumu var ve herkes görevini biliyor. Başkan da sportif olayın içinde yetkilendirdiği arkadaşlara tamamıyla güveniyor. Ve sonuç olarak da Beşiktaş takımı başladığından beri oynadığı oyunla bir takım görüntüsü vermeyle ve ortaya koyduğu skorlarla bunun doğru yolda olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe takımı da çok ciddi bir takım kurdu. Başında da çok ciddi bir antrenör getirdi. Galatasaray takımı başlarken belki o başarılı olmanın verdiği bir rehavetle mi diyelim oynadığı oyunla taraftarları da mutlu edecek bir tablo sergiledi. Ama tabii ki oyuncu yeterliliğiyle ilgili bir sonuçlar alabiliyor. Ama bakıldığında şu anda kim en önde denirse bana göre sıralama Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Buna Trabzon katılır mı? Çok deneyimli. Beşinci kez Trabzon'a gelen bir Şenol Hoca'mız var. Bu ligi çok iyi bilen birisi. Dolayısıyla Şenol Hoca'dan sonra eğer işte şurada transferin gitmesine birkaç gün kaldı doğru biraz katılımlarla. Şenol Hoca'nın takviyesiyle Şenol Hoca'da bu yukarısını zorlar. Yani bakın şimdi tabii Başakşehir'in bu başarısı Başakşehir'in bu olayın içine girmesi anlamına gelir mi? Orada biraz düşünmemiz lazım. Çünkü neticede bir taraftar oyunu bu. Beşakşehir o konuda bunların içerisinde en problemli olan. O yüzden bakıldığında şu andaki başlangıçtan bugüne kadar bu kısa değerlendirme Beşiktaş'ı arkadan Fenerbahçe'yi ve sanki Galatasaray'ı böyle sonuçlar verir. Bu gidişat böyle devam ederse. Şimdi iyi oyuncu almak değil konu. İşinize yardım, size eksik bulduğunuz konularda tamamlayacak oyuncular çok önemli. Şimdi Galatasaray'ın 3 tane çok önemli santrforu var. Yani 3 tane santrforu dünyada böyle bir sistem yok. Kimse oynamaz yani. Dolayısıyla şimdi bunlardan oturacak birisi. Öteki eyvah biri daha geldi tedirginliği. Yani bunlar sıkıntılı şeyler. Bir takım idaresini güçleştirir. Yani iyi oyuncu olmak olayı değil ki bu.
Dolayısıyla Galatasaray bilemiyorum. Biraz o ahengi kurmakta. Çünkü gitti geldiler. Kerem'in gitmesi tartışılacak eğer sonuç çıkmazsa diye Kerem bıraktınız. Adam milli maçta 3 tane gol attı. Yani hep bir probleme gebe kalır. Ha, Fenerbahçe'nin sıkıntısı şu. Beşiktaş birkaç kayıpta problem çıkarmıyor taraftarı. Fenerbahçe bırakın kaybetmeyi bir kere berabere kalsa bu Mourinho'da bu işi bilmiyor diyorlar. Yani Fenerbahçe sabırsız. Benim Fenerbahçe taraftarına buradan acizane tavsiyem ya biraz sabırlı ol. Ha diyeceksin ki ya sabırlı olduk da 9 seneden beri bir şey olmuyor. Ya bu sabır değil yani. Bir takımın kötü gittiği zamanlar arkasında taraftarı olmak ona bir güç gelir. Yani iyi gittiği yerde herkes taraftarı mutlu oluyor. Yani Fenerbahçe türbündeki bir problemi çözer. Takımın kaybetse bile arkasında olduğunu gösterecek bir sevimlilikle yaklaşırsa sanırım çok önemli iş başarmış olur. Yani şimdi bu Mourinho konusuna gelince de buna sahip, bu adama sahip çıkalım. Dünyanın en iyi hocalarından bir tanesi. Bir tanesi belki de. Yani adam iki kere üçte İngiltere Premier Ligi, iki kere Şampiyonlar Ligi bilmem ne. Yani adamın başarısız. Şimdi son zamanlar neymiş 9 seneden beri hiç başarısı yok. İşte tazminat da geçmiyor. Yani hemen geçmiş unutulup ya gelecekteki düştüğü durum değerlendirmeye çalışıyor. Ya bu adam Türk futboluna çok değer kattı. Bu adam bir Arabistan Ligi'ne gidemez miydi ya dünya para alıp? Yani bu adam dünyada hangi takıma gitmek istese onu almazdı kimse. Yani Fenerbahçe buraya getirmiş ve Türk futbolunun popülaritesini geliştirdi. Aa Türkiye, yani işte Almanya'dayım ben konuşuluyor yani. Dolayısıyla Türk futboluna kattığı çok şeyler var. Ha şimdi bir Türk antrenörü oraya gelse 1 milyon euro istese vay kulübün anahtarımı sana vereceğiz. Adama 3 senede 45 milyon euro veriyorsun. Yani öyle de bir fark görüyorsun yani. Onun için Mourinho'ya Türkiye'nin sahip çıkması lazım. Ama o çeyrek küçük bir hatayla girdi bu işin içine. O hatasında çünkü hemen Galatasaray Fenerbahçe çatışmasında başı çekmeye başladı. İşte Galatasaray'ın yaptıklarına faul verilmiyor. Bunu gördüm. Yani böyle saçma sapan demeçlerle buraya sempatik görüneceğim derken biz Türkiye'ye Mourinho'nun gelmesi bir katkı sağlasın diye düşünürken şimdi sen de o zaman bir grubu yanına al, diğer grubu karşına alıyorsun. Bu Mourinho için hiç güzel bir şey değil. Yani Mourinho Türkiye'nin antrenörü olmalı. Tabii ki kulübünün haklarını savunmalı ama bu kadar keskin dille yapmamalı. Bu onun için bir yanlış olur. Yani birileri anlatması lazım ona. Dolayısıyla Türk futbolu yani buraya bakıldığı zaman şu an aldığı sonuçlara bak. Şaka maka bu 5 büyük Avrupa Ligi'nden sonra işte buna Hollanda'yı, Portekiz'i falan da katabilirsin belki. İşte Avusturya bir atak yaptı. Ve Türkiye'de en azından ilk 10 içerisinde ya. Yani biz bu kadar probleme, bu kadar yetersizliğe rağmen bunu başarabiliyorsak, biraz doğru işler yaparsak bu ilk 5'in içine girmek ve en azından oraları zorlayacak takım olmaya aday oluruz yani. Onun için yöneten arkadaşlarından benim ricam bu. Yani Allah aşkına futbolu yönetmenin çok basit bir şey olduğunu düşünmeyin. Siyasetimizden ricam, ya bırakın bakın Türkiye'nin 1000 tane işi var. Niye bunun içine de giriyorsunuz ya? Eğer futboldan oy bekliyorsanız alamazsınız. Eksiye gidiyor olaylar. Kulüplerin hepsi batmış durumda. Yani siz lütfen çekilin artık, deyin ki yani başımızda çok yetkili bir bizi yöneten bir beyefendi var. Yani her zaman tepki koymasını da bilen bir insan. Ya rica ediyorum Cumhurbaşkanı, vur elini masaya, zaman zaman vuruyorsun. Vur de ki erdik, biz çekildik kardeşim, bakın işinize, bizden bir yardım bekliyorsanız yapalım, biz karışmıyoruz. Çekil ya, çünkü futboldan alacağınız artık oy kalmadı. Kötüye gidiyor çünkü. Yani siyaset oyun olduğu yerde olur yani. En doğal hakkıdır. Ama siz sıkışınca siyasete gidin, ya vergimi alma, bir şey yapma. Ondan sonra yani dön oradan her şeyi anlat, ya bu siyasette bu işin içine niye giriyor? Ya davet eden sensin be kardeşim. Gitme oraya. Niye gidiyorsun? Vergimizi affedin efendim, şunu yapın efendim, bunu. Yaparım de o zaman kusura bakma, ben de buradan ne alacağım? Tamam benim yani oldu. Yani durum bu yani. Basit dilde anlatacak olursak durum bu. Yani Türkiye önce kendi yeni yönetecek, futbolu yönetecek grubun kim olduğuna karar vermeli. Siyaset mi, kulüpler mi, federasyon mu? Ona göre sistem oluşturmalı, ona göre delegasyon oluşturmalı. Ya ben araştırdım. Avrupa'da
55 tane. Hocam sesimiz geliyor mu? Önündeki gücü tamam. Duyabiliyor musun? Evet, düzeldi hocam şimdi. Alo. Geliyor mu sesim hocam? Sesim geliyor mu hocam? Yayında bir donma var herhalde. Rejimiz kontrol ediyor. Evet, tekrar hocamız hazır oluncaya kadar biz tabii devam edelim Ahmet'im. Aslında tabii yayının başında da Yılmaz Hoca'yı anons ederken söylemiştik. Türkiye'nin önemli teknik adamlarından birisi. Artık Türkiye coğrafyasını çok iyi bilen, Türkiye'deki futbolun kalbinden bilen, duygularını bilen, çok iyi bilen bir antrenör. Ahmet duyabiliyor mu? Evet, geliyor, geliyor hocam. Ses. Geliyor. Ya bir de ne var biliyor musun? Ahmet yarım kaldı. Araştırdım. Araştırdım. Geliyor ses. Yine takıldı hocam herhalde. Geliyor mu sesimiz hocam? 55 UEFA ülkesinde 54'ünde delegasyondaki kulüplerin gücü %50. Bizde %90. 4 senelik seçtikleri kulüp federasyon başkanı bir sene sonra eğer doğru kararlar almıyor, kulüpleri rahatsız ediyorsa bak seni indiririz ha. Ve kulüpler şampiyonlar 8 oy kullanıyor, diğerleri 7 oy kullanıyor Süper Lig'de. Yani onlar bir araya geldikten sonra bir iki tane de TFF liginden kulübü yukarı alsınlar, federasyon başkanını bir sene sonra değiştirme hakkına sahip oluyorlar. Ya 4 seneliğine seçilmeli kardeşim, ben mecbur muyum seni mutlu edecek karar alma? Bakın mesela kulüpler birliği diye bir şey çıktı ortaya. Efendim 14 yabancı olsun. Peki olsun. Şu olsun. Peki olsun. Ya olmadı yani. Eğer 14 yabancı doğruysa almayacağım bu kararı kardeşim. Yani oy tabii oluyor. Dolayısıyla eğer Türkiye'de kulüplere siz bu kadar güç kazandırıyorsanız bırakın o zaman kulüpler yönetsin abi. Kendi sorunlarını kendileri çözsünler, mal olursa olur. Yani biraz Allah aşkına mantıklı olan neyse onu yapalım. Bu delegasyonla Futbol Federasyonu kulüpleri yönetemez. Bu kadar net söylüyorum. Yönetemez. Hocam dolayısıyla aslında evet. Şunu soracaktım. Aslında burada bu anlattığınız bütün noktada aslında bence gene kilit nokta biraz da taraftara düşüyor. Yani neden diyeceksiniz? Şimdi başkanlar geliyor, dediğiniz gibi bazı tüzüklerde 2 seneliğine, bazısı 3 seneliğine, bazısı 4 seneliğine geliyor. Ama 6 ay, 10 ay sonra başkanlar yok. Ama bu süre zarfında da taraftara hoş gözükebilmek için deli gibi transferler, havalimanında pozlar, basın toplantısında pozlar. Başkan hani kendi reklamını yapıyor demeyelim de başarılı olmak için bir şeyler yapıyor. Sonra ekonomi iyice zora gidiyor. Bu sebeple bakıyorsunuz o kulüp başkanı yok, yenisi geliyor. Yenisi de aynı düzenden devam ediyor. Amaç sürekli bir taraftara iyi gözükmek, taraftara diyaloğu iyi tutmak. Taraftara bakıyorsun, altyapıdan çıkan oyunculara destek bir noktada hemen tepkiye dönüyor. Ama yabancı transfer, yıldız oyuncular geliyor, adamın keyfi antrenmana çıkmasa, maça çıkmasa öbür hafta gene çağırıp üçlü çektiriyoruz. Yani baktığımızda futbolun genel kilit noktasında. Size bir örnek vereyim. Bursa Spor taraftarı, Eskişehir Spor taraftarı full oynar statta. Taraftar oynamıyor ki. Hani vakti taraftar var ama takım kalmadı. Yani taraftar daha dini bilsin, yerini bilsin. Tabii ki onun orada olması, verdiği güç, efendim, ekonomik ve maddi anlamda, manevi anlamda verdiği güç. Yani bu iş zaten taraftar için yapılan bir iş. İnsanlar gelsin, seyretsin, eğlensin. Ya bu bir entertainment, eğlence dünyası bu ya. Hafta sonları gelip 3-4 saatini orada işte keyifle geçir, bir heyecandır, adrenalin. Evine git, ertesi gün sabahleyin eşine helva gibi git. Yani sosyal boyutu var bu işin. Yani taraftar bu kadar kulübün vereceği kararlara müdahale. Ben burada yıllardan beri bahsediyorum, hiç böyle bir taraftar kitlesi yok. Burada da binlerce insan geliyor. Alıyor çoluğunu çocuğunu. Gayet güzel giyiniyorlar, ediyorlar, eğleniyorlar, evlerine dönüyorlar. Ya yani bu bir eğlence ya. Bizde slogan olmuş, ölmeye geldi. Ne ölmesi kardeşim, eğlenmeye gidiyorsun oraya. Elinde kasaturalar, birbirini öldürülür diye vurmalar, arabayla ateş. 10 tane, 15 tane yabancı var zaten, dediklerini anlamıyor yabancılar oynarken. Ölmeye geldik diyor da bizim taraftarlarımızın da yabancı dil öğrenmesi lazım artık tezahürat yaparken. Maalesef. Doğru söylüyorsun. Yani bak bunlar, yani ne, dünya ne hale gelmiş, biz hala neyi tartışıyoruz ya? Hala neyi konuşuyoruz? Olmaz ya. Olmaz yani. Maalesef
Türkiye'miz bu yolda bir türlü doğru yolu bulamıyor gitti yani. Bizi yöneten arkadaşlarımız, futbolu yöneten, bu konuda etkili olan arkadaşlarımız ayıp ediyorlar. Ayıp ediyorlar. Yani bizler, siz, medya, biz hepimizi kullanıyorlar. 3-5 kişi mutlu olsun diye. Olmaz böyle şey. Yani takımın büyüğü küçüğü olmaz. Tabii ki daha erken kurulan, yüzlerce sene yapıyor. Daha geç yıllar genç oluyor. Yani ne oluyor, sen 100 senelik kulübüsen? Her şeye sahip olma hakkına mı sahipsin olur? Herkes şikayet ediyor gibi gözüküyor, evet. Ama herkes de halinden memnun bir tablo var işin açıkçası. Bugün yöneticilere bakıyorsun, işler kötü gidince ihaleyi ilk önce antrenöre bırakıyor. Bugün 90 artı işte 6 dakika ya da 7 dakika oynadığında topun oyunda kalma süresi 53. 53 dakika top oyunda kalıyor. Evet. 55'i bile bulmuyor bizim ligimizde. O yüzden hakem memnun, oyuncu memnun, taraftar memnun. Durum böyle olunca sıkıntılar kendiliğinden doğuyor hocam. Bilmem ne kadar katılırsın. Bu arada hocam bizi görüyor mu bilmiyorum. Görüyor. Evet. Şimdi bir görüyorum, de görüyorum. Evet. Şimdi bir de şöyle bir durum var bakıldığında. Birçok oyuncu transfer yapılıyor. Mesela bakıyorsun işte İsmail Kartal gönderildi. Mourinho geldi. Şimdi Mourinho geldi de siz daha Şampiyonlar Ligi'ne gelemeden Lille elendiniz. O zaman İsmail Kartal'ın ne suçu vardı? 99 puan aldı geçen sene. 2-0'dan 2-2 Göztepe sağladı. Ya şimdi geçen sene 2 mağlubiyetle bitirmiş hoca, İsmail Hoca. İsmail olsaydı adı omuzlarda taşınırdı. Tek sıkıntısı hocanın şampiyon olamaması mı yani bu ligde? Biz kendi öz değerlerimize de sahip çıkamıyoruz. Mourinho değerli, kıymetli bir antrenör. Ona kabulüz. Ama gelinen nokta da ortada hocam. Yani o zaman neden geldi Mourinho, eğer biz Şampiyonlar Ligi'nde Lille eleneceksek? Neden bu kadar bütçeler açıldı? Yarın bir gün kasalar neden bu kadar boşaltıldı? Benim demek istediğim noktaların başında bu geliyor. Yönetici bazı bizim problemlerimiz bu şekilde devam ettiği müddetçe ve hakemlerimiz de buna, mesela örnek veriyorum, siz Erzurumspor'da antrenörken bir Başakşehir karşılaşması var. 7 dakika sürdü hakemin penaltıyı vermesi. Fırat Aydınus hakem 7 dakika sürdü. Ondan sonra Kasımpaşa maçına çıktınız. Offside'dan 6 dakika sürdü. Yani ekran görüntüsüne bakıyor hakemler. Biri 7 dakika sürüyor, biri 6 dakika sürüyor. Biz hakemi, antrenörü, yani federasyon başkanı ve ne bileyim kulüp başkanları harmanlanamazsak iyi bir şekilde, bu ülkenin problemleri zor biter hocam. Ne kadar katılırsın bilmiyorum tabii sözlerime. %100 birebir aynı şeyleri. Hep söyledik ve duyduk, ne kadar mutluyum ki iyi takip edip her şey hafızanda kalabilmiş. Yani maalesef derdimizi anlatamıyorum. Bizim derdimiz şu. Ben safiyane bir şekilde Türk gencinin Avrupalı gençle yarışırken bu yarışı önde bitirmesini istiyorum yani. Bu tarzda bunu yapmak mümkün değil. Çünkü futbol toplum psikolojisini dengeleyen çok önemli sosyal bir olay. Yani bakın, ben Avrupa Şampiyonası'nda Dortmund'da 81 bin kişi oynuyoruz ya. 70 bini Türk ya. Ya orada sağcı var, solcu var, muhafazakar var, Kürt var, Türk. Yani hepimiz birlikteyiz ya. Kırmızı diye bağırıldığında beyaz diye bağırıyordu 70 bin kişi. Bu kadar birleştiren bir konu. Yani bunu önemseyelim lütfen yani. 3-5 arkadaşımız mutlu olacak diye bu işi yapmayalım yani. 3-5 arkadaşımız bir siyasi kariyer elde edecek diye, kendi ticari boyutuna yansıyacak diye bu işi yapmayalım. Bu tezgaha düşmeyelim yani. Yapmayalım. Bakın geçen sene 290 milyon eurodan fazla para harcadı Fenerbahçe'yle Galatasaray. Ne oldu Allah aşkına ya? Avrupa'daki yaptığın ne? Yani aldığımız oyuncular da az oyuncular değil. Avrupa'da oynamış, başarılı olmuş oyuncular. Buna rağmen bir sonuca gidemiyoruz. İşte çok basit, ne bileyim, bir takıma elendi Fenerbahçe yani. Olacak iş değil yani. Neymiş? Biraz disiplini olmuyorlar. Biraz kurallarına göre futbolda oynuyorlar diye. Yani bu duruma düşmemek ya. Yazık ya. Üzülüyor insan. Yani hakikaten görebilecek miyiz bu Türk futbolun düzeldiğini? Yaşımız geldi artık belli bir noktaya. Yani hiç umudum kalmadı. Çünkü hocam, söylüyoruz. Hocam, o yüzden oğlanın ismini Yılmaz koydun. Bir 80 yılda ikinci Yılmaz Vural. Aynen. Merak etme, bir şekilde peşini bırakmayacağız ya. Peşini bırakmayacağız ya. Aynen. Hocam çok teşekkür ederiz. Evet. Çok güzel bir sohbet oldu aslında. Enine boyuna bütün Türk futbolunun burada detaylandırmış olduk. İnşallah Antalya'ya da geliyorsunuz biliyorum. Bir Antalya'ya geldiğinizde burada stüdyoda ağırlamak isteriz. Hem yine Türk futbolu, hem Türk futbolunun keyifli anları, yaşadıklarınızla ilgili burada bolca sohbet etmek isteriz.
Evet, sağ ol, sağ ol. Burada Menderes Tuna'da selamlar canım kardeşime. Aleykümselam. Ve bütün Antalya'ya selamlar. Teşekkür ediyorum. Ben de mutlu oldum sizinle birlikte olmakta. En azından dertleşiyoruz burada. Ha, belki ilgili arkadaşlar bizi tesadüfen de olsa dinliyorlarsa bir kulak atsınlar. Türkiye'de 31 farklı takımı çalıştırmış. Bazı takımları 2-3 kere çalıştırmış, 40 kere sözleşme yapmış biri olarak konuşuyorum. 7 coğrafi bölgede birkaç kez oldu. Ve Türkiye'de o bölgelerde araştırıcı tarafımız da var. Bir de dünyanın iyi uygulayan bir şeyimize kıyaslama şansımız var. Ne oluyor? Orada niye oluyor? Burada niye yok? Yani biz bütün yörelerde, Anadolu'da bu iş neden yapılıyor? Taraftar duygusuyla, yerel medyasıyla düşünüyor. Altyapısı var mı? Tesisleşmesi var mı? Ya birisi de ya bir yönetici de gelip merak edin. Ya Yılmaz bu kadar seneden beri bu işi yapıyor içeriğinde. Bir Almanya'da geçmişim var. Orada eğitim aldım. Ne oluyor ya burada? Biz nerede yanlış yapıyoruz? Ya bir insan sorur ya bilgi almak parayla değil ya merak etmesinler ya. Yani kendi görüşümüzü anlatırız en azından. Katkıda bulunmaya çalışırız. Böyle kimsenin de bir merakı yok ya. Ah işler gidiyor. Herkes memnun anlaşılan. Senin dediğin gibi anlaşılan. Ama bu iş öyle değil. Yani bu işin düzelmesi lazım. Bu işin düzelmesi. Çünkü bu güzel oyun ülkeyi idare ederken bile siyasetçilere çok fayda sağlıyor. Çok fayda sağlıyor. Yani bu oyunu rezilleştirmeyelim, daha kötü hale getirmeyelim. Bakın bir milli takım kazanıyor, hepimiz bayram yapıyoruz. Ne ekonomi kalıyor kafamızdan, ne başka şey kalıyor. İnsanları her şeye rağmen mutlu etmesini beceren bir aktivite. Yani bundan insanları mahrum etmiyoruz. Bu zavallı insanlar derken ekonomide artık ne olaylar yaşıyor duyuyoruz oradan buradan. Bunların en azından acılarını hatırlatıyorsunuz. Yani milli duygularını hatırlatıyorsunuz. Yani birlikte olmalarını teşvik ediyorsunuz. Yani böyle bir şeye nasıl zarar verirsiniz? Yapmayın Allah aşkına. Yapmayın. Bu güzel oyunu daha güzelleştirmek adına hep beraber bir şeyler yapalım. Ne olacak ya? Yani biz gelmişiz belli bir yaşa. Allah'a şükür kimseye muhtaç değiliz. Yani bunları söylerken de ben bir sürü bana iş vermesi mümkün arkadaşımı eleştiriyorum. Yani benim antrenör olarak vazifem bu değil ki ya. Ama bir futbol sevdalısı ve futbolun ne olduğunu bilen birisi olarak ben de dilimin döndüğü kadar. Biz belden alta gitmiyoruz yani. Biz yapılması gerekeni söylüyoruz. Kimseye de bir sistemim yok. 1923'ten beri Türkiye Futbol Federasyonu var. Başladığından bugüne kadar aynı sistemle gidiyorlar. Bir Turgut Özal'ın özel futbolunu tamam müsaade ettiğim dediği günde Şenez abi geldi. Onda birkaç sene doğru gitti işler. Onun döneminde. Ondan sonra ne özellik kaldı. Yeniden eskiye döndük. Eski pas eski hamam oldu. İnşallah bu işi kimler etkiliyorsa, bu işte kimlerin parmağı varsa buradan onlara sesleniyorum. Lütfen, lütfen ne olursunuz bu tarzınızdan vazgeçin. Doğru değil yapsanız. Yani kimse aptal değil. Kimse kimin ne yaptığını herkes her şeyi biliyor. Ha kimisi söyleyebiliyor bizim gibi seslendiriyor, kimisi de ya uyandırmayın insanları falan mantığıyla. Ben kendi çorbama bakayım mantığıyla gidiyorum. Yani olmaz yani. Yani ben maalesef bunları söylemek zorundayım istiyorum kendimi. Allah'a şükür bir lokman her yerde var. Burada olmazsa başka yerde buluruz. Yani onun için bir mideye bağımlı düşünmüyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Açık yüreklilikle duygu ve düşüncelerinizi paylaştınız bizle. Dediğim gibi inşallah bir gün yüzde de burada daha uzun bir program yapmak dileğiyle. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, selamlar, görüşmek üzere. Evet, Türkiye'nin önemli teknik direktörlerinden, teknik adamlarından Yılmaz Vural konuğumuzdu. Sevgili Ahmet'im, yayın süremizin sonuna geliyoruz yavaş evet. yavaş. Yılmaz hocamızla enine boyuna konuşmuş olduk futbolu. Evet. Biraz daha bugün saha içinden ziyade Türk futboluna bir reçete niteliğinde bir program oldu. Yılmaz hocamız da reçeteyi aslında bir açık bir şekilde sıraladı. Evet. Neler söylemek istersin? Sohbet güzeldi tabii. Hocanın konuşması zaten her zaman biliyorsun akışkan. Bu anlamda sürükleyici bir program oldu bizler adına da. İnşallah bundan sonraki süreçte tekrardan hocamızı bir arada da görürüz. Çünkü onun fikirlerine, yorumlarına Türk futbolunun, bizlerin ihtiyacı var. Ligde inşallah başladığında milli takımımız fena değildi. Haftaya yine değerlendirmeli programlarımıza devam edeceğiz Fahrettin Can. İnşallah Ahmet'im. Teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Evet, bir tam sağ programın daha sonuna geldik.
futbol konuşmaya, futbolun sorunlarını konuşmaya, saha içini konuşmaya, kısacası futboldan uzaklaşmaya devam ediyoruz. Buram buram futbol konuşmaya devam ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.